Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mesnevi Nuriye Zevre Risalesi. İlem eyyuhel aziz. Arslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa ihtiras ve parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır. Ve kavunun mesela letafetine dikkat edilirse yemek için yaratılmış olduğu hissedilir. Kezalik insanın da istidadına bakılırsa vazife-i fıtriyesinin ubudiyet olduğu anlaşıldığı gibi ruhani ulviyetine ve ebediyeti olan derece-i iştiyakına da dikkat edilirse en evvel insan bu alemden daha latif bir alemde ruhen yaratılmış da teçhizat almak üzere muvakkaten bu aleme gönderilmiş olduğu anlaşılır. Ve keza insan hilkat semeresi olduğundan anlaşılır ki İnsanlardan bir çekirdek var ki Cenab-ı Hak şecere-i hilkati o çekirdekten inbat etmiştir. O çekirdek de ancak ve ancak bütün ehli kemalin ve belki nevi beşerin nısfının ittifakıyla Eftalül Halk, Seyyidül Enam, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamdır. İlem eyyuhel aziz, arslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa iftiras ve parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır. Esma-i İlahi'nin kainattaki tecellisi ya celalidir ya da cemalidir. Celali tecelli korkutuyor. İnsanın nefesini kesiyor. Ormanda gidiyorsun, birden karşına bir aslan çıktı mı elin ayağın birbirine dolanır. Şimdi aslanda celali tecelli, kaplanda celali tecelli, yılanda, çıyanda bak celali tecelli, bak bülbülde cemali tecelli. Kedi yavrusu başını okşuyorsun. Hadi çıngıraklı yılanın başını okşa. Kaplanın başını okşa. Demek cemali tecelliler insanın ruhuna inşirah veriyor. Böyle şevke medar güzellikler. Mesela baharda tecelli cemalidir. Rahmetin ta koku, çiçekler, böcekler, temiz hava, ormanlar, bağlar, bahçeler. Ama kışta bora, fırtına, tipi, celali, nefesi kesiyor yani. Şimdi bu tabii, demek eşyanın fıtratına baktığımız zaman, eşyanın fıtratı esmaya mazhariyet noktasında yaratılışla ilgili birçok sırları da şerh etmiş oluyor. İşte Allah aslanı yaratmış. Hılkat kanunu içerisinde, şeriat-ı fıtriye içerisinde ormanlarda yaşayacak et de beslemiyor. Paralayacak ve parçalayacak. Kavunu misal verdi. Kavunda Cenab-ı Hakk'ın Latif isminin tecellisine mazhar oldu. Kokusuyla, tadıyla, kıvamıyla bak yenilmek için yaratıldığını ne yapıyor? Gel beni ye diyor. Gel beni ye diyor yani bu şekilde. Şimdi mahlukatı bu şekilde Esma'nın tecellisi noktasından celali ve cemali ayırıyoruz. Peki insan nerede? Ya. Cenab-ı Hak insanı niye yaratmış? Dikkat-ı ibretle bakarsak insanın yaratılışı bak marifet içindir, ibadet içindir. Allah'a kulluk içindir. Şimdi deveyi minbere çıkarttı. Hadi.
vaaz etsin. Hutbe okusun. Hayvanda bir özellik yok. Namaz kıldırsın. Namaz kıldırsın. Hayvanlarda bir özellik yok. Bak, Allah'a münacaat için, yalvarmak için. Değil mi? Cenab-ı Hak nedir? Samettir. Her şey, her mevcut, her an Allah'a muhtaçtır. Cenab-ı Hak her şeyden müstağnidir. İnsan da her şeye muhtaçtır. İnsanın ihtiyaçları sonsuz. Şimdi elini açacak. Bak. Allah'tan isteyecek. Bakın. Şimdi istada bakın. Bak, lisan lazım. Bak, beyan lazım ki konuşabilsin. Sair mahlukatta bir özellik var mı? Bak, onlar düştü ibadette. İstiğfar, gözyaşı, nedamet, talep, esma namına kainatı okumak. Yani bakın, bin bir esmasına medar sır ve hakikatlerde bu kufiyete ve rüsviyete çıkmak ancak insanın cami istadı itibariyledir. İşte bir kısım hayvanların eti yenilir. Bazılarının derisinden istifade edilir. Kiminin şeyinden, efendim, kuyruğundan, kiminin boynuzundan. İnsanın eti yenilmez. Ağaçlar gibi insan da meyve vermiyor. Demek varlığımızın esprisi secde. Allah'a itaat ve inkiyat için yaratılmışız. İşte insana akıl verilmesi, bir irade tahsis edilmesi, kelam verilmesi, Rabbini tanıma noktasında pek çok cihazlarla donatılmış olması gösteriyor ki insan beka için yaratılmıştır. Allah'a muhataptır. Taleplerini, arzularını, ihtiyaçlarını dergah-ı izzete takdim edecek cihazatlarla da insan ne yapılmıştır? Donatılmıştır. Hayvanatta, sair mahlukatta bu nitelik ve bu özellik yoktur yani. Evet. Kezalik insanın da istidadına bakılırsa vazife-i fıtriyesinin ubudiyet olduğu anlaşıldığı gibi ruhani ulviyetine ve ebediyeti olan derece-i iştiyakına da dikkat edilirse. Bir de bakın, yani insanın ruhunda ne var? Ulviyet var yani. Bir kere camiye sırrıyla kainatta, hatta bütün kainatta teraziye girecek istat ve kabiliyette insan yaratılmış. Yani terazinin bir kefesine insanı koy, sair bütün mahlukatı öbür kefeye koy, insan daha ağırdır. Çünkü keşşaftır, çünkü alimdir, çünkü mütefekkirdir, çünkü hakikat noktasında hamittir, şakirdir, müttahit şeydir. Mücahittir. Başka efendim muvahhittir. Ve hakize sayı böyle. Bu cihetler noktasında insanın tek bir ferdi sair hayvanatın nevinden daha kıymetlidir. Sizin bir çivi şeyiniz var. Evet, evet. İşte onu bazen ifade ediyoruz. Yani bir duvara bir çivi çakılacak. 10 yaşındaki bir çocuğun eline bir çekiç verirsin. 2 hamlede duvara çiviyi çakar. Çakar yani. Ama insanı çek, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ne kadar canlı mahluk varsa hayalen getir. Fert değil, nevleriyle. Uçanlar, kaçanlar, yürüyenler, karada, denizde, deryada milyonlarca hayvanı getir. Bir araya gelsinler, koalisyon kursunlar, kafa kafaya versinler. Bir çivi çakabilirler mi? Çakamazlar. Bu ne demektir? Demek ki hakikat terazisinde tek bir insanı terazinin bir kefesine koy, bütün mahlukatı öbür kefeye koy, yine insan insan ağırdır ya. İşte Allah'a muhatap, marifet ve ibadet için yaratılmış. Bir de bak, bekaya en ziyade iştiyak duyan kimdir? İnsan. İnsan. Ebediyete aşık. Ölmek istemiyor. Ölmek istemiyor ya. Bir insana da yaşasa hiç ölüme kendine yaklaştırmıyor. Bekayı arıyor. Ebede iştiyakı var. Yok olan şey aranmaz. Yok olan şey talep edilmez. Ördek yavrusu bakıyorsun yumurtayı kırdı,
Neyi arıyor? Suyu arıyor. Suyu arıyor. Yok olan şey aranmaz. Bu kanun yani. Lokantaya gittin, garson gelse ne istiyorsan. Dünyada hiç olmayan bir yemeği getir. Böyle bir talep olmaz yani. Ne isteniyorsa bu hakikat noktasında vardır. Şimdi insanın koordinatları matematik tabiriyle bekaya, ebediyete açılacak keyfiyette yaratılmış. Ta bu deste ezel kader programı içerisinde işte insan müntehaptır, seçilmiş. Alemi ervahta. İstatlar ve kabiliyetler hayatı, bakiyeyi kazanacak keyfiyette insan donatımla dünyaya gelmiş, gönderilmiş. Demek insanı ancak beka teskin eder. İnsanın ayrılığını ancak ebediyet doğurur. İşte bu keyfiyette, bu mahiyette insan yaratılmış. Onun için Üstad diyor ya, ey insan, insan isen kendini oku. O mahiler ki derya içindeler, deryayı bilmezler. Birçok insan bakıyorsunuz bu asırda başı aşağıda, ayakları yukarıda, gülerek, eğlenerek cehenneme gidiyor, haberi yok ya. Evet. Ruhani ulviyetine ve ebediyeti olan derece-i iştiyakına da dikkat edilirse, en evvel insan bu alemden daha latif bir alemde ruhen yaratılmış da teçhizat almak üzere muvakkaten bu aleme gönderilmiş olduğu anlaşılır. Ve keza insan hilkat semeresi olduğundan anlaşılır ki insanlardan bir çekirdek var ki. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın kainata bir kanunu var. Bak. Bir mebde var, bir de münteha var. Baş son. Yani bir mebde çekirdek, bir ağaca bakın. Ağacın mebdesi çekirdek. Müntehası meyve. Meyvesi. Mebde müntehadan, münteha da mebdeden haber veriyor. Şimdi bir ağaca bak. Kayısı ağacı. Başında kayısı var mı? Evet. Bu ağacın neticesi, semeresi kayısı. Kayısı açısının içerisinde bir çekirdek var mı? Bakın münteha neden haber veriyor? Başta. Hidayetten, başlangıçtan. Yani bir çekirdekten çıkmış. Bir çekirdek kanun-ı neşnumaya tabi olmuş, açılmış kudret-i ilahiye, onu büyütmüş, intişar etmiş. O çekirdekteki mana kemal derecede meyvede görünüyor mu? Görünüyor. Şimdi akıl-ı hikmetin, akıl-ı selimin tahkikiyle sabittir ki, yani kainatı muazzam, muhteşem, mükemmel bir ağaca benzetirsek, insan bu ağacın en son, en cami, en müstesna meyvesidir. Burada bir ikinci bir kanun daha var. Ağaca verilen ehemmiyet meyvesi içindir. Bu da bir kanun. Ağaca verilen ehemmiyet meyvesi içindir. Ağaç çürürse, meyve çürürse ağaç kesilir. Yani insan tefessüh ederse, ahir zamanda insanlar dini haktan uzaklaşırsa, Allah'tan, Kur'an'dan, İslamiyet'ten uzaklaştığı zaman artık kainat ağacının meyvesi ne oldu? Çürüdü. Kıyamet demek ki gelecek. Artık kıyamet gelecektir. Kainat yıkılacak. Şimdi müntaha mebdeden haber veriyor mu? Veriyor. Şimdi kainat ağacının en son, en cami meyvesi insan. Kemal manada insan deyince, kemal manada insan kim? Zat-ı Muhammediye peygamberimiz. Demek kainat ağacının en son, en cami, en müstesna meyvesi Zat-ı Muhammediye diyor. Ha, madem meyve Zat-ı Muhammediye'dir, öyleyse hakikat ve hikmet iktiza eder ki, demek kainatın da çekirdeği nedir? Nur-u Muhammedidir aleyhissalatü vesselam. Hazreti Cabir'den bir rivayet var. Ya Resulallah, Cenab-ı Hak kainatı neden yarattı? Peygamberimiz tevazu mutlak içerisinde, ya Cabir, Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri
kendi ismini vermedi. Senin peygamberinin nurundan yarattı. Hadis devam ediyor. En sonunda da la fahr, fahr yok. Bütün güzellikler, bütün rahmet, bütün inayet kimindir? Allah'ın. La fahr, fahr yok. İşte bu bizi nereye götürüyor? Levla kelavrek sırrına götürüyor. Ey Habibim, sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. Hakikat-ı Muhammed diye. Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetinin sır, envar ve esrarlarını, Allah'ın ahkamını, Allah'ın muradını, insanın görev ve sorumluluğunu, kainatın yaratılış hakikatlerini en açık, en net, en mükemmel biçimde anlatan nedir? Beyanı Resulullah'tır, Peygamberimizdir. İşte hayatı, işte sünneti, işte hadis-i şerifler bunu apaçık olarak elhamdülillah akıl gözüne göstermiş oluyor. Ve keza insan hilkat semeresi olduğundan anlaşılır ki insanlardan bir çekirdek var ki Cenab-ı Hak şecere-i hilkati o çekirdekten inbat etmiştir. O çekirdek de ancak ve ancak bütün ehli kemalin ve belki nevi beşerin nısfının ittifakıyla Efdalül Halk, Seyyidül Enam, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamdır. Vesselam. Evet. Subhaneke la ilme lene illa ma allemtene inneke entel alimul hakim.